Evet dostlarım, işlerimin yoğunluğu sebebiyle uzun bir aradan sonra tekrar bir video çekeyim dedim. Güneş tam arkamdan vuruyor. Bakın gölge boyu ne kadar. Yerleri pamuk ekimine hazırlıyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi artık unutmayın. Destekleriniz sayesinde kanalımız büyüyor inşallah. Yanımda tam ekipman yok, o yüzden biraz rüzgar sesi gelirse kusura bakmayın. Şimdi bu tarlayı ekime hazırlıyoruz. Bakın sürgü merdane çekiyoruz. Şuradan şöyle yerin yaşı var. İşte havalar şu an biraz soğuk, hatta yarın havanın daha çok soğuk olacağını söylüyor hava durumu. O yüzden toprak sıcaklıkları işte biraz daha yükseldiği zaman, ki doğrusu 10 derecedir, bu tarlaya pamuk ekeceğiz. Şu an sürgü merdane çekiliyor. Bunun şöyle bir trik var. Sürgü merdane böyle çekiliyorsa pamuk böyle ekilir. Kuzeyli güneyli çekiliyorsa doğulu batılı ekim yaparsınız. Sürgü merdane çektiğiniz yöne ekim yapmazsınız arkadaşlar. Bu bakın sürgü merdane çekilen yer. Bu sürgüye galiba Adana ve Urfa tarafında tapanda diyorlar. Yanlış bilmiyorsa. Biz burada sürgü diyoruz. İki tane traktör çalışıyor. Şöyle göstereyim. Şu traktör TR5. Bu traktör TD90. TD90'ın üzerinde ince lastik var. İnce lastik bu işçim için uygun değil ama işlerimizin yoğunluğundan dolayı servis çağırmasını değiştiremedik. Rüzgar esiyor. Bakın çok rüzgar var. Şu an merhaba Mustafa abi. Evet arkadaşlar, varlık içindeki yokluk. Adam GPS'i kullanmıyor. Garip. Neyse, yapacak bir şey yok. Önden, evet, zaten şöyle yapıyorlarmış, o yüzden kullanılıyor. Önden 90'lık bir evlek açıyor. Arkadan TR515 kapatıyor. Bakın teker bir sistem. Bunu tekerlerin yere oturtup yol pozisyonu alabiliyorsunuz. Bakın, burası çekilmiş. Burası çekilmemiş ya. Bu ne yapıyor? Yeri biraz sıkıştırıp şöyle biraz da bakalım. Tezekleri eziyor arkadaşlar. Şöyle bir fark var arada. Önden TD90 evlek açıyor. Aynı makine oldukları için TR5'te arkadan kapatıyor. Zaten dümenleme olmasa bile aynı makineni kapatabilir, dümdüz gidebiliyor adam. Ama dümenlemeyi kullansa daha rahat olur. Bakın burası çekilmiş, çekilmemiş, çekilmiş, çekilmemiş, çekilmiş. Burası çekilmemiş. Burası çekilmiş. Şimdi gördüğünüz gibi traktör karşıdan dönüp bir tane koştuk. TR5'te TD90 açtığı yerleri kapatıyor. Servis gelip traktörler tekerlerini değiştirecek, ince teker taktıracağız. Niye ince teker taktıracağız onu söyleyeyim hemen. Pardon, ince tekeri kalın tekerle değiştireceğiz. Sebebi de şu ki traktör ince tekeri çok sıkmıyor. Kullanması çok sıkmıyor. Zaten bakın bu ne kadar hızlı gidiyor. Toz dumanı kattı Mustafa abi. Bu da bakın ne kadar sıkıyor ve ne kadar ona göre yavaş gidiyor. Sürgü merdanenin markası Çakırlar. 4 metre yol genişliğine sahip, 3.40 iş genişliğine sahip makine. Memnunum, çok memnunum. Zaten şu mavi olan daha önce bende vardı. Kırmızı olanı geçen sene aldım. Yani memnun kalmasam bir tane daha almazdım zaten. Ah. Bu sene sizlere arkadaşlar su sıkıntısından bahsediyorum. Ciddi anlamda bir su sıkıntısı var.
zaten birazdan diğer tarlaya gideceğiz. Onu göstereceğim size. Ben bu sene pamuk ekimini bayağı azalttım. Buğday çok ektik geçen seneye miktarla. Bunun da sebebi sulamayla ilgili iki sefer, yani iki kat su verdiklermiş. Öyle söylediler bize. Pamuk da iki sefer suyla zor yetişir. Bakalım ne yapacağız? Yani yarın hava yağmur diyor. Elimizi açıp dua etmekten başka Cenab-ı Allah'a bir şansımız yok. Bu tarlanın bu arada yarısı bitmiş. Hatta yarısından çoğu bitmiş. İşte bir kısmı kalmış. Bugün bitirirler diye düşünüyorum. Çünkü traktörler bu iş için gayet yeterli. Dolayısıyla hızlı gidebiliyorlar. Aletler de bir nebze olsa büyük. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Bu çok büyük yapılamıyor. Benim bildiğim kadarıyla. Çok büyük olduğu zaman sağa sola eşit anlamda eşit miktarda basmıyor. Eşit olmuyor makine. O yüzden bir de yol pozisyonunda da çok büyük sıkıntı yapıyor. Ki bence bu şekilde bile bunu yolda gitmek biraz zor oluyor. Arkada merdanesi var. Bu tekerler aşağı doğru basılıyor. Bu havaya kalkıyor. Yolda gidiyor makine. Yani bunu tarlada ayarlamak gerçekten çocuk oyuncağı diyebilirim size. Şimdi öbür tarlaya gidelim. Öbür tarlayı suluyoruz. Bu öbür tarlanın içinde kara topaklı yerler var. Bu tarlada yok kara topaklı yer. Var da çok az var. 500 metrekare kadar olan bir yer var. Öbür tarlada kara topaklı yer, şu direk var karşıda. Direğin olduğu yerler karayel, o karşıda başka bir tarla, bu da bizim tarlamız. O karayelle orada çok olduğu için o yüzden o tarlayı sulayalım dedik. Yoksa yerin dalı yetmeyecek, zamanında yetişmeyecek. Şimdi bir daha bu tarlaya gidelim. Bakalım ne yapmışlar, nasıl suluyorlar, nasıl sulanıyor, bir onu göstereyim size. Evet dostlar, şimdi araca bindim. Bu arada reklam yapayım ya, Black Box bizim spor salonumuz. Şakası. Arkadaşımızın yeri. Şimdi şurada Menderes Nehri var, bakın. Görüyorsunuz hemen yanında tarlanın. Burada traktörler çalışıyor. Burası bir yol, set yolu. Bakın şöyle inip göstereyim hatta ya. Dikenlere bak. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Suyun seviyesi ne kadar alacak? Bakın, görüyor musunuz? Burası çok, bakın. Gerçekten şu an koca Menderes Nehri. Normalde şu parmağımın ucuna kadar, dudak dudağı su olur burası. Şu ağaçların bedenleri yarı beline kadar suyun altında kalır. Şuradan görebiliyorsanız gerçekten Menderes Nehri bomboş. Allah'ım bu sene kolaylık versin. Cidden çok kurak bir yıl gidiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani hani gerçekten Cenab-ı Allah acısın bizden arkadaşlar. Aşağıda bir tane daha yol var bu tarlanın. Ama aşağıdaki yol çamur oluyor. Eğimi çok kötü bir yerde. O yüzden geçen hafta Instagram'da bir tane videom vardı. Babam pikap batmıştı orada. Orada traktörler bile zorlanıyor geçerken. Çünkü yamuk bir de, hani eğimi de ters. O yüzden biz direkt bu yoldan gideyim dedim. Bu yol da çok pisti. Yani etrafta ılgınlar, ağaçlar vardı. Temizledik yolu kendimiz. Evet şu an devam. Traktörler çekiyor hala. Sürdüm oradan. Ben de bir anda yolu gitmeye çalışıyorum. Bakın sağ tarafta Menderes Nehri var. Koca Menderes bomboş arkadaşlar. Yani %20 dolulukla, belki %20 dolu değil. Allah gerçekten sonumuzu hayır etsin. Bu hastalık da bitmedi. Üzerine üstelik bu kuraklık geldi. İnşallah seneye bitkilerimiz bu kadar hastalık bulmaz.
Çünkü bu kadar kurak bir yılda hastalık çok olursa biz gerçekten sıkıntı çekeriz. Şimdi arkadaşlar bizim diğer tarlaya, hop burası taş diyoruz. Bu arada gerçekten işlerim çok yoğundu. Hani ben diyorum ya, hayvanların yediği. Bakın hayvan burada istediği bir şey yiyebilir, sorun yok. Ama bu hayvan benim bu tarlama girerse arkadaşlar, bu tarla benim beton gibi oluyor. Bir tane iki tane girmiyor. En azından 100-200 tane hayvan giriyor ve ciddi anlamda sorun oluyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şunu açalım, hatta biraz daha büyütelim. Bakın şurada set var. Bunlara mandal ve cetvel diyoruz. 40 metrede bir tane cetvel yaptık arkadaşlar. Bunu da GPS ile yaptık. Düz çıksın diye. Bu tarlayı sulamak için. Şimdi şurada bir tane daha var cetvel. Zaten şurada parmağımı koyayım. Şurada görebiliyorsunuz. 40 metrede bir tane cetvel yaptık. Tarlayı nasıl suladınız? Şu kanallardan suluyoruz tarlayı. Birazdan traktörden, arabadan inip tarlanın yanına gelip size tarlayı nasıl suladığımızı göstereceğiz. Bu tav suyu. Yağmurlar çok yağmadığı için tav suyu yapıyoruz bu sene. Bu dediğim gibi şu direğin olduğu yerde kara yerler vardı. Kara yerlerde tavın kaçtığı için, yani kara yerlerde tavın kaçma ihtimali çok fazla olduğu için, o yüzden oraya tav suyu yapmaya karar verdik. Şimdi şu an gidiyoruz. Bakın karşıdan bir kanal var. O dal vurdu orada kanalda. Şu kanalın içinden su geliyor. Şöyle bakın. Bizim tarlamız sağ taraf. Bu tarlanın oraya geliyor. Şu kanal var. Evet arkadaşlar, babam da tarlaya gelmiş. Şöyle dolanıp üstlenip size göstereyim. Bakın arkadaşlar, 40 metrede bir. Bunlar 40'ar metre arayla bölünmüş vaziyette. Buradan gelen su, kanaldan gelen su gırtlaklar vasıtasıyla tarlaya aktarılıyor. Ve tarla bu şekilde dolduruluyor. Tav suyu olarak. Tav suyu bu şekilde. Hep diyorsunuz ya, sulama sistemi nasıl? Şöyle. Bu gırtlak kendisi kapalı kaplar kanununun, fizik kurallarında kapalı kaplar kanunun sebebiyle kendisi çekiyor gırtlak. Bu şekilde tarlanın içine suyu veriyoruz. Bu yer büyük bir yer arkadaşlar. O yüzden sulaması bayağı uzun sürüyor. Başlamanızla bitirmeniz arasında en az bir 6-7 gün sürüyor. Şimdi burayı suladıktan sonra buranın tava gelmesini bekleyeceğiz. Sonra bu aradaki mandalları, cetvelleri bozacağız. Aysan'la. Ondan sonra bu yeri tekrar işte gübresini atıp Aysan'la ya da yaylı tırmıkla karıştırıp sürgüsünü, merdanesini çekip ondan sonra ekimi hazır bir hale getireceğiz arkadaşlar. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bakın akşam oluyor. Bu doldurduğumuz bir yer. Şöyle göstereyim. Bunun suyunu çekmesini ve tava gelmesini bekliyoruz. Bu da doldu. Aşağı yukarı bu şeylerin tanesi işte 45-50 dönüm civarında bir tane evleyim arası. Bakın arkadaşlar, sulanıyor. Şöyle zoom yapayım, ilerisi daha dolmadı. Bakın gırtlaklarımızdan suyu çekiyor, şöyle göstereyim. Evet dostlarım, bir videonun tekrar sonuna geldik. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. İşlerim yoğun olduğu için ve ben bir YouTuber olmadığım için, malum ben çiftçiyim, sürekli video atamıyorum, kusura bakmayın.
topraktan gelen tüm kardeşlerime hayırlı bereketli sezonlar dilerim. Allah sağlıklı günler versin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı ve sağlıklı kalın.